Davetsiz misafir programı olarak Gaziantep'teyiz. Gaziantep'e geldiğinizde iyi bir döner nerede yiyebiliriz diye soruyorsanız onun cevabını verecek değerli bir genç girişimciyle birlikteyiz. Sevgili Metin Kireç. Peki dönerinin farkı ne? Nasıl hazırlanıyor? Neden bu kadar sevildi ve tercih edildi? Onu birlikte konuşacağız. Merhabalar Metin Bey. Merhabalar Cengiz Bey. Şimdi çok genç biri dedim, genç bir girişimci dedim. Önce bir sizi ve bu girişimcilik hikayenizi alalım. Bu sektöre nasıl girdik, nasıl ilerledik? Bu güzel mekanı Antep'le nasıl buluşturduk? 25 yaşındayım. Üniversite mezunuyum. Üniversite hayatımdayken burada part-time olarak işe başlamıştım. Part-time süreci okul bittikten sonra full-time'a dönüştü. Daha sonrasındaki geçirdiğimiz bir yıl içerisinde %5'lik bir hisse aldım bu restorandan. Daha sonrasında bir 4 yıl daha yol kat ettik ortaklarımıza. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Bu geçirdiğimiz 9 ay içerisinde komple restoranı devraldım. Bu süreç içerisinde hani restoran işi içerisinde 5 yıl boyunca bulununca ve ülkenin ekonomik şartlarında işçilerle çalışırken mecburi olarak da bazı şeyleri öğrenmek zorunda kalıyoruz. Şu an restoran içerisindeki bütün işlerin hepsine vakıfım. Ustalığınız da var bu arada. Ustalığımız da var. Asıl olarak burada işe başladığım zamanlarda kuryelik yapıyordum, motokuryeydim. Çevreyi de biliyorsunuz. Çevreyi de biliyorum. Gaziantep'i de biliyorsunuz evet. Zaten. Bu hepsi sizin için aslında bir avantaj. Kesinlikle. Ve emeğinizin karşılığı aslında. Evet. O zaman dönerimizden bahsedelim. Kaç çeşit döner yapıyoruz? Dönerlerimizin farkı ne? Hangi usule göre pişiriliyor, hazırlanılıyor? Dönerlerimiz için günlük olarak bütün malzemelerimiz geliyor. Hepsi SKT'li, hepsi günlük olarak faturası kesiliyor. Yönetmeliğe ve Sağlık Bakanlığı'na uygun şekilde hepsi pişirilip hazırlanıyor. Bu süreç içerisinde İskenderun usulü olaraktan lavaş arasında tavuk döner ve et döner servisi yapıyoruz. Şu an Gaziantep'te bir ilki başlattım geçtiğimiz iki ay içerisinde. Barbekü soslu, cheddar soslu, ranch soslu İskenderun usulü tavuk döner yapıyorum. Et döneri dahil edebiliyoruz bunu isteğe göre. Bunun şu an rövanşta olan seçeneğimiz barbekü soslu. Yani deneyecek olan müşterilerimize barbekü sosluyu kesinlikle öneriyorum. Ben kendim de bizzat seve seve yiyorum. Harici olarak dışarıdaki müşterilerimizin bizi tercih etmesinin sebebi normal piyasa şartlarına uygun olaraktan biraz daha asgari istiyoruz fiyatlarımızı. Bu süreç içerisinde tabii halini bulunduğumuz konum noktasında öğrenci kesimine hitap ediyoruz. Konumuzdan bahsedelim. Tam olarak neredeyiz? Gaziantep Üniversitesi'nin giriş kapısının karşısındayız. Hemen köşe başı. Dolayısıyla öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği tabii bir ki. Yer. Neden ilgi gösteriyor öğrenciler bu kadar? Öğrencilerimiz hem üniversite içerisinde ara derslerde, ara teneffüs diyebiliriz. Bu aralıkta hızlıca giriş çıkış yapıyorlar okullarına. Bu zaman zarfında bizim servisimiz de hızlı ve sıcak olduğu için bizi tercih ediyorlar. Tabii hem uygun hem de lezzetli. Evet, hem uygun hem lezzetli ve doyurucu. Bunun yanı sıra paket servislerimiz de var birçok noktaya. Evet. Gaziantep bölgesi yani bütün her yerine ilçeleri dahil olmak üzere yeterli miktarda sipariş tutarını sağladıklarında her yere paket servisini gönderiyoruz. Nerelerden bağlantı kuruyorlar size? Online sitelerden özellikle sipariş alıyoruz. Harici olaraktan kendi telefon hattımızdan da sipariş alıyoruz. Çeşitli dönemlerde kampanyalarınız, menüleriniz oluşuyor tabii mu? Tabii ki. Öğrencilere yönelik özellikle kampanyalarımız oluşturuldu. Şu an mevcut kampanyalarımız da mevcut. Bu sürede öğrenciler biraz daha uygun bütçeli olarak yemeklerini yiyebiliyorlar. Yardımcı da oluyorsunuz. Tabii kesinlikle yardımcı oluyoruz. Mesela şu an üniversite içerisinde bulunan sosyal topluluk projelerinde yer alan arkadaşlarımız var. 400-500 kişilik gruplar. Bunların ara ara 2 haftada bir, 3 haftada bir toplantılar oluyor. O toplantılarında mesela öğrencilerimize sponsor oluyoruz. Çünkü ben de bir öğrenciydim. Burada okudunuz. Evet, burada Gaziantep Üniversitesi'nden mezunum. Öğrencilere sponsorluk sağlıyoruz. %50'lik indirimlerde bulunuyoruz. Harici olaraktan yapacakları etkinliklerde de sponsorluk sağlıyoruz. Yani tüm bunları da iyi bir ekiple yapıyorsunuz. Evet. Kaç kişilik bir ekiple nasıl bir iş bölümü var? Şu an tezgahımızda 2 adet usta, 2 adet yardımcısıyla birlikte bu ürünleri hazırlıyoruz. Dışarı paket servis alanında da motor kuryelerimiz mevcut. 6 kişilik bir ekiple yönetiyoruz şu an bunu. Harici olaraktan online sitelerdeki
sipariş yoğunluğunu atlatacağımız zamanlarda destek ekip çağırabiliriz. Biraz daha o dönerinizin hazırlanışına gelelim. Siz bizzat kendiniz hazırlıyorsunuz, evet, değil mi? Evet, kendimiz hazırlıyoruz. Ondan da bahsedelim. Şu an mevcut olaraktan en başından bu yana bütün ürünlerin hepsini kendimiz yapıyoruz. Tavuk dönerim sabah takılıp pişirilmesinden, terbiyelenmesinden, bir önceki gününden marine edilip dinlendirilmesinden bu yana hepsini kendimiz yapıyoruz. İçerisinde bulunan malzemelerin hepsi günlük, taze. Ertesi güne asla bir şey bırakmıyoruz. Çünkü tavuk tehlikeli bir ürün bu konuda. Bir gün bekletildiği takdirde zehirlenmeye yol açabilir. Bunu göz ardı edemiyoruz. Kırmızı et mi yoksa tavuk mu daha yoğunlukta sizde? Beyaz et genelde tercih ediliyor. Tavuk daha çok tercih ediliyor. Hem bütçe açısından hem lezzet açısından tavuk İskenderun usulünde daha çok seviliyor. Daha iyi. Evet. Haftanın kaç günü açız? Hangi saatler arasında hizmet veriyoruz? Haftanın 7 günü boyunca açız. Sabah saat 10 ile gece çift 0 saatlerine kadar hizmet veriyoruz. Hem paket servisinde hem restoran içerisinde. Biraz da yerimizden bahsedelim. Oldukça geniş, ferah bir alan. Kaç kısımdan oluşuyor? Şu an giriş olarak katımızda salonumuz mevcut. Üst katta geniş salonumuz mevcut. Evet, geniş girişimiz var. Alt katta büyük bir mutfağım var. Ürünlerin depolanmasında, soğuk zincirde bunları sağlayabilmek adına aşağıda soğuk bir hava depom var. Gayet yeterince büyük. Ürünlerimizi orada muhafaza ediyoruz. Tabii kolay değil bu kadar emek harcamak ve karşılığını almak. Sizi neler zorluyor? Sektörünüzde en çok karşılaştığınız sıkıntılar şu neler? Ekonomi sıkıntımızda hani benim ürünleri aldığım firmalar %1'lik KDV oranıyla çalışıyorlar. Ben %10'luk KDV diliminde satış yapıyorum. Bu aradaki %9'luk vergi açığını haliyle biraz fazla ödeyerekten kapatıyoruz. Yük geliyor bu konuda. Eleman bulmada sıkıntı yaşıyor mu bu sektör? Birçok personel konusunda evet, problem yaşıyoruz. Yani günümüz gençler biraz kolay kazanıma alışkanlık sağladıkları için hani gelenler 2 gün, 3 gün çalışıp daha sonrasında ben yapamıyorum bu işi deyip gidiyorlar. Ama genç, çok tatlı bir ekibiniz de var. Evet. Onu da gözlemledik. Hani üniversite bölgesine yakın olduğumuz için öğrenci arkadaşlarımız evet, hem ilgi gösteriyorlar hem okulda evlerine yakın olduğu için burayı tercih ediyorlar. Yani ben çok konumundan dolayı bu konuda zorlanmıyorum. Ama diğer firmalarda mevcut olan dostluklarımız, ahbaplıklarımız var. Onlar bu konuda ciddi sıkıntılar çekebiliyorlar. Neyi hedefliyoruz Metin Bey? Şu an ben de kendim bir öğrenci ve işçi olarak geldiğim için bu seviyeye daha çok öğrencilerimize ve müşteri kitlemize en uygun yoldan, en lezzetli şekilde hizmet verebilmeyi yegane prensip ediniyoruz. Sunumlarınız da güzel. Dönerin yanına neler sunuluyor? İskenderun usulü tavuk dönerinin yanında patates kızartması, çikolatalı puding, yanında istediği herhangi bir içeceği veriyoruz. Bu ayran olabilir, milli içeceğimiz, kola olabilir. Hangisini tercih ederlerse onu sunuyoruz. Bu konuda fiyat avantajı sağlıyoruz müşterilerimize. Harici olaraktan ekstra lezzetlerimiz olarak yanında sarımsak mayonez sunuyorum. Kendimiz yapıyoruz onu da. Ve buranın asıl öykü döner olmasının sebebi sarımsak mayonezimiz. Kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendimiz yapıyoruz. Günlük yapılıyor. Çoğu müşterimiz hani dürümün yemeğe değil de sarımsaklı mayonezi yemeğe geliyor gibiler. Masalarda evet. Masalarda ücretsiz olarak servis yapıyoruz bunu. Paket servisinde servise katamıyorum çünkü günlük yapıyorum. İçerisinde sarımsak olduğu için bozulma ihtimali oluyor. O yüzden dışarıya serviste çok kullanmıyoruz onu. Metin Bey, genç birisiniz. Bu kolay değil. Kendi lezzetini bir bölgede yaratmak ve beğeni toplamak. Bizi izleyen çok sayıda da böyle girişimci adayımız vardır, genç arkadaşlarımız. Kesinlikle. Bu işe girmek isteyenler nasıl bir yol izlemeli? Ne önerirsiniz? Bu işe girmek isteyenler, ben kendim de en alt seviyeden geldim. Kuryelik de yaptım. Yeri geldiğinde mutfağa inip sipariş hazırlığı için gereken işleri de yaptım. Tezgahıma girip bonemi eldivenimi takıp dürüm sardığım da çok oldu. Hala devam ediyorum buna. Yoğunluk olduğu takdirde personellerimi yalnız bırakmıyorum. Elim ayağımı hala işten çekmiş değilim. Hala işin içerisindeyim, hala takip ediyorum. Çalışmaları gerekiyor. Çalışmaları gerekiyor. İşin içerisinde bulunmaları gerekiyor. Başında olmaları. Kesinlikle.
Yani işi kurup arkanı dönüp gittiğin zaman bu işleyiş çok uzun süre gitmiyor. Evet. Öncelikle çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Gaziantep ediyorum. Programında bizi ağırladığınız için, misafirperverliğiniz için. Bütün hikayenizi izleyiciyle buluşturmak da çok değerliydi. Ne söyleyelim, ne ekleyelim son olarak? Öğrencilerimiz için söylemek istiyorum bunu. Şu an dev bir kampanya oluşturmayı düşünmüyoruz. Önümüzdeki ay